Merhabalar. Bu videoda Matrix IQ üzerinde yine farklı bir işlem yapacağız. Aslında bunu göstermiştim ama nasıl yapılacağı ile ilgili birkaç soru gelmişti. Onu paylaşmamıştım. Matrix'in de yeni güncellemeleri geldiği için bizim eski videolarda artık işe yaramaz hale geldi. Önemli değil. AlgoTrader geliştiği sürece sorun yok. Önceden Explorer'ları kendimiz yazıyorduk. Yani daha doğrusu hazır bir Explorer'ın üstüne İşte başka indikatörler, ekleme olayları vesaire hep kendimiz yapıyorduk. Ama bu güncellemeler tabii ki de son kullanıcıya hitap etmesi açısından çok önemli. Şimdi herhangi bir Explorer üzerinde yaptığımız tarama sonuçlarını Telegram'a mesaj olarak alma işini göstereceğim. İlk olarak bunu nasıl yapıyoruz? Bir tane Telegram botuna ihtiyacımız var. Benim zaten bir Telegram botum var. Bu bota kayıt olmanız gerekiyor ya da kendiniz bir Telegram botu oluşturmanız gerekiyor. Onunla ilgili zaten YouTube'da videolar var. Bota herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Sadece size mesaj atması için bir token'a ihtiyacınız var. O token'ı da almanız için tabii ki de bir bota sahip olmanız lazım. Şimdi eğer bir botunuz yoksa benim bu only botu kullanabilirsiniz. Bunun zaten kod kısmını ben size vereceğim. Hiç zor bir şey yok. Bunu kullanabilmek için arama yerine et işareti koyup only crypto bot yazmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan bot da zaten bu resimde çıkacak. Açıklamayı da kontrol edersiniz. Botu başlattığınızda artık o bottan mesaj alıyor olabileceksiniz. Şimdi gelelim herhangi bir Explorer'ı tarayıp sonuçlarını Telegram mesajı olarak almaya. Şimdi burada yükselen ekranlar, düşen ekranlara bakmayacağım. Denk gelmeyebilir. Bir saniye. Evet, devam ediyoruz. Denk gelmeyebilir. O yüzden hemen sonuç alabileceğimiz bir şeye bakmak istiyorum. Hacmi yükselenlere taratmak istiyorum. Şimdi bunu ilk önce Explorer listesine kopyalıyorum. Hacim Telegram yazdım. Kaydettim. Explorer listesine hacim Telegram geldi. Buradan düzenleye basıyorum. Yapmam gereken tek şey şu. Namespace Matrix Lean AlgoTrader altındaki süslü parantezin yanına Enter'a basıyorum birkaç kere. Burada bir boşluk yaratıyorum. Benim açıklama kısmında verdiğim bir kod olacak. O kodu kopyalayacaksınız. Buraya bir kere Enter'a bastıktan sonra yapıştıracaksınız. Artık sizde de Telegram bot entegre olmuş olacak. Aynı zamanda buraya da 10. satırın altına gelip using system.net demeniz gerekiyor ki interneti kullanabilsin dışarıya. Daha sonra burada zaten değiştirmeniz gereken yerler şunlar, chat ID diyor. Burası sizin kendi Telegram ID'niz. Bakın kullanıcı adınız değil, Telegram'daki kullanıcı adınız değil, Telegram ID'niz. Buradaki token da sizin botunuzun token'ı. Bu token ile mesaj attırabiliyorsunuz. Bu token'ı yazıp OnlyBot'tan mesaj alabilirsiniz veya kendiniz bir bot yazıp bunun token'ını yazabilirsiniz. Bu chat ID kısmına da kendi Telegram ID'nizi yazıyorsunuz. Tekrar söylüyorum, kullanıcı adı değil, Telegram'ın verdiği bir ID var. Onunla ilgili de YouTube'da video vardır muhakkak nasıl bulacağınıza dair. Yani numaralardan oluşan bir sayı dizisi. Daha sonra aşağı iniyorum. Benim kontrolüm nerede yapılıyor ona bakıyorum. Zaten hemen burada bir if yapısı var. Yani bir kontrol var. Zaten kontrol on explorer bölgesi içerisinde yapılıyor. Return true diyorsa yani bu bir sonraki ekranda işte hacim bir önceki hacimden işte yüzde şu kadar arttıysa return true yani doğru döndür ki karşıda çıkan ekrana yazdır. Değilse de return false işte nedir onun ismi ekranına gösterme. Yani burada return true'nun üstüne gelip şöyle yazıyorum. Telegram bot.sendMessage deyip işte buraya ne yazabilirim? Coin adı boşluk. Coin adı ne olarak biz burada göstermişiz? Explorer'da zaten şey var. Sembol olarak geçiyor.
sembol artı boşluk bırakmak için hemen zaten ben burada bunları da kopyalayıp vereceğim zaten size. Alt satıra geçmek için daha doğrusu. Coin adı bu. Bir de buna şey diyelim. Hacmi arttı. Veya hacmi yüzde yazalım. Enter diyelim. Artı deyip hacim değişkenimiz burada. Bunu kopyalıyorum. Tekrar bir artı yazıp artmış deyip gönderebiliriz. Aynı zamanda buraya periyot değişkenlerini vesaire tanımlayabilirsiniz. Ama işte şu an hiç kod bilgisi olmayan veya anlama kısmına zorluk olmasın diye çok buralara girmiyorum. Şimdi ben burada Telegram bot send message kısmını çağırdım ve bana sonuçları Telegram'a mesaj olarak atacak. Doğru değer dönenleri. Şimdi çalıştır diyorum. 15 dakikalıklarda bakalım. Hacmi %50'den fazla artanları kontrol etsin. Benim bir sembol listem burada var. Bitir diyorum. Telegram'ım da burada. Evet, gördüğünüz gibi bana bir sürü mesaj geldi Telegram'dan ama şöyle bir problem var. Telegram aynı anda size 20 tane mesaj atabiliyor. O yüzden bunları artık daha komplike bir explorer'a atmanız daha iyi olur sizin için. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bunu örnek veriyorum. Bir dakikada bir yine dediğimde bunu da kaydetme yapayım. Her bir dakikada bir hacmi %50 artan 15 dakikada hacmi %50 artan coinleri bana atacak. Ama 20'şer tane atabiliyor. Bakın. 20'şer tane atabiliyor. O yüzden bunun bilgisine sahip olun. Artık nasıl kullanacağınız size kalmış. Kodları vereceğim. Bunu 1 dakikada bir yine yaparak başlatarak veya artık 5 dakikada bir 10 dakikada bir bu size kalmış. Sonuçları alabilirsiniz. Telegram üzerinden mesaj olarak. Explorer'ı genişletirseniz sonucunuzu böyle daha net bir filtreden geçirdiğinizde daha net mesajlar alırsınız. Daha doğru sonuçlar alırsınız. Geliştirmek tamamen size kalmış. Umarım faydalı olmuştur. Bir haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.